Değerli izleyenler, Biden Türkiye ile ilgili soruya ne yanıt verdi? Evet, Türkiye ile ilgili soru şu şekilde. Bu haber diyor ki, Türkiye'yi İsveç, Finlandiya, NATO üyeliği konusunda, evet, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda ikna edebilecek misiniz? Türkiye'yi ikna edebilecek misiniz? Bu soruya karşılık Biden, Türkiye ve Türkiye'ye gitmeyeceğim. Ama iyi olacağımızı düşünüyorum. Yani sağlıklı bir cevap değil. Türkiye'ye gidiyor musunuz diye sormuyor. Ama şu bilinmelidir ki şu anda Biden'ın önünde zor bir mesele var. Türkiye bütün tezleriyle haklı. Çavuşoğlu elinde dosya büyüktü. Yani çok kalın bir dosyayla gitti. Türkiye'nin haklı gerekçeleri o kadar çok ki. Duruş da zaten bunu gösteriyor. Suçluluk psikolojisi Blinken'de. Haklılık duruşu da Çavuşoğlu'nda. İşte vücut dilini gördünüz. Biz hesap soruyoruz. Hesap soruyoruz. Dışişleri Bakanı, ülkemin çevresine asker yığdınız. Teröristleri yığdınız. Ülkemin çevresine yığdığınız yetmedi. Şimdi de Kıbrıs meselesinde dengeyi kaçırdınız. Türkiye'ye savaş mı ilan etmek istiyorsunuz? Derdiniz nedir? Aynen. Türkiye ile Yunanistan arasındaki dengenin kaçtığını, bu durumun sağlıklı bir şey olmadığını söyleyen Çavuşoğlu'nun, özellikle Finlandiya ve İsveç ile ilgili haklı gerekçelerinin somut çözümlerle evet bir güvenceye dönüşmesi gerektiğini söyledi. Sonuna kadar haklı. İsveçli bakan gelmiş, evet şunu söylüyor. Bize ders vermeye çalışıyordu. Türkiye'nin terör operasyonlarını eleştiriyor. Türkiye'nin bir özgür ülke olmadığı imajını vermeye çalışıyordu. Resmen terör örgütüne göz kırpıyordu İsveçli bakan. Bu affedilmez bir hataydı. Sayın Çavuşoğlu, PKK ile yaptığımız mücadele. PKK'yı bize göre kendilerine daha yakın görüyorlar. Bu olabilecek bir şey mi diyerek İsveç başta olmak üzere tüm PKK yandaşlarına yine hadlerini bildirdi. Gerçekten güzel söyledi. Gerçekten net söyledi. Yüreğimizden geçeni söyledi Sayın Bakan. Sıraya girdiler. Türkiye'yi razı etmeye çalışıyorlar. Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Yves Johnson'la görüştü. Bu görüşme aklıma şunu getirdi. İçişleri Komiseri ise o bölgedeki, o ülkedeki teröristlerle ilgili Avrupa Birliği nezdinde bir teknik çalışma mı yapılıyor? Yani İsveç teröristleri ya verecek, ya terörün bürolarını kapatacak, ya da ömür boyu NATO'yu yürütecek. İşte bu kadar netiz. İşte bu kadar açığız. Sayın Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Kıbrıs'la ilgili sözlerinin ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına, kongrede konuşan herkes ayakta alkışlanıyor. Kıbrıs konusunda masayı kimin devirdiğini herkes biliyor, diyor. Aynen, kongrenin ayakta alkış makinesi olduğunu söyleyerek gönlümüzü bir kez daha kazanıyor Çavuşoğlu. Bir rüzgar esti Amerika'da. Bir Türk rüzgarı, bir Türk bakanı rüzgarı. Tarihe not düşelim. Reuters diyor ki, Çavuşoğlu İsveç Dışişleri Bakanı'na sesini yükseltti. Daha çok yükselteceğiz. Daha çok yükselteceğiz. Terörle işbirliği yapan herkese sesimizi çok yükselteceğiz. Hayran hayran bakıyor Çavuşoğlu'na. El pençe gördüğünüz gibi. Gerçekten öyle. Blinken'in elleri pençe pençe. Gördüğünüz gibi Sayın Çavuşoğlu orada resmen yargı dağıtıyor. Blinken'e hesap soruyor. Bu kare çok önemli. Haklıysanız güçlüsünüz. İnanıyorsunuz kendinize, çok daha güçlüsünüz. Eğer sonuca gitmek istiyorsanız, kararlıysanız kazanmışsınızdır. Gurur duyuyoruz gerçekten. Bu kareler bize gurur duyurtuyor. Özellikle Blinken bize yağ çekiyor. Ukrayna konusundaki desteklerimizden dolayı yağ çekiyor. Aslında Ukrayna başta gitmişti. Filmi bitmişti. Türkiye'nin verdiği destek de ayakta kalmıştı. Daha sonra baktılar Ukrayna dileniyor, destek olmaya karar verdiler. Burada samimi olan Türkiye, burada gerçek dost olan Türkiye. Gördüğünüz gibi İsveçli bakanın yaptığı açıklamalar gerçekten popülizm kokuyor. İsveçli bakanın yaptığı popülizm açıklamalarının hiçbir çözüme işaret etmediğini, polemikle çözümsüzlüğü adres gösteren İsveçli bakanı
Tabii ki Sayın Bakanımızın net bir şekilde tavır aldığı çok güzel bir adım oldu. Aynen Sayın Çavuşoğlu, müttefik olmak isteyen ülkenin başka bir ülkeye savunma ürünleriyle ilgili kısıtlama getirmesi kabul edilemez. Bu ancak düşman gördüğü ülkeyi alacağın bir tedbirdir. PKK'yı kendilerine daha yakın görmeleri, böyle bir ülkenin de NATO'da yer alması asla olmamalı. Haklı mı? Haklı tabii ki. Blinken biliyor Türkiye'nin kızgınlığını. Türkiye'nin haklılığını görüyor. El pençe duruyor. Çünkü gerçekten haklıyız. Türkiye sonuna kadar haklı. Ama şu bir gerçek ki özellikle Amerika ikili, üçlü, dörtlü oynuyor. Türkiye bir şekilde bu süreçten kazançlı çıkmalı. Kendi güvenliğini sağlama almalı. Yıllardır terörle iç içe olan İsviçre'nin bir günde iki günde terörle boşanmasını bekleyemeyiz. O yüzden burada İsveç bu süreçte beklemeli, NATO'ya üye olmamalı. Putin gelişmelerden mutlu. Putin özellikle Finlandiya ve İsveç'in veto edilmesini dünden istiyor. Bunu Türkiye'nin sağlamasını istiyor. Aslında Rusya da suçlu. Güney, evet, Kuzey Suriye'de terör örgütüne kucak açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği jandarmalığı yapmaya kalktı. Bu yönde Rusya'nın da kabahati çok büyük. Evet, gördünüz. Blinken Çavuşoğlu'na alıştı. Yeni gelmişti, acemiydi. Sayın Çavuşoğlu'nun ne kadar milli, ne kadar vatansever olduğunu görüyor. Türkiye'nin haklarına sonuna kadar sahip çıktığını görüyor. Toplantıda Sayın Çavuşoğlu'nun özgüveni özellikle zirvede. Gördüğünüz gibi Çavuşoğlu stratejik mekanizma kapsamında çok pozitif bir görüşme yaptıklarını söyledi. İşte bu çok önemli. Sayın Çavuşoğlu'nun notları çok. Amerika Birleşik Devletleri de burada tabii ki bir rol üstlenmesi gerekiyor. Yani en üst perdeden şu anda Biden hükümeti döneminde resmi ziyaret olarak en üst düzeyde yapılan bir ziyaret bu Amerika Birleşik Devletleri'ne ve burada yapılan bu görüşmeler gerçekten bir şeylerin değişmesini, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendine gelmesini gerektiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye rağmen bölgede at koşturamaz. Türkiye ile didişerek, Türkiye ile hasmane bir tutumla bölgede bir şey yapamaz. Türkiye bu yönde çok kararlı ve haklarını sonuna kadar tabii ki koruyacak ve adım atacak bir ülke. Bu yüzden Türkiye'nin haklı tepkilerini anlayarak ve hızlı bir şekilde çözüm adımını getirerek bir şeyler yapılmalı. Türkiye aksi halde bu konuda gerçekten çok önemli ve etkin adımlar atacak ve Türkiye özellikle bölgede kendi gücüyle ve uyguladığı bu NATO'daki veto adımı ve realist adımlarla kendi haklarını gelene kadar tavrını sürdürecek. Çünkü Türkiye bölgede en çok terörden canı yanan ülke. Türkiye'ye kimse oyun oynayamaz. Değerli kardeşlerim, bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.